Hayvanat bahçesinde gördüğünüz bu utangaç ve mahcup delikanlı YouTube'un kurucu ortaklarından nereli ya bu? France. And that's cool. Ve bu videoda 2005 yılında YouTube'a yüklenen ilk video. Utangaç mutangaç ama işte o delikanlı şimdi var ya, milyon dolarların sahibi bir girişimci. Yani hiç aldanmayın. Kendisi bir yere bakan, yürek yakan, YouTube'dan parayı kapan. YouTube kurulmasının ardından 2 seneden çok daha kısa bir sürede Google tarafından tam 1.65 milyar dolara satın alındı ve her geçen yıl ismi çok daha fazla duyulur oldu. Bugün Google'dan sonra dünyanın en büyük ikinci arama motoru. Türkiye'de ise YouTube'a ilk yüklenen video şimdilik şu gibi gözüküyor. Tabii iş sadece o videoyla kalmadı. YouTube'un Türkiye'deki ilk yansımaları 8C sınıfı eğleniyor. Arkadaşlarla kopuyoruz. Böyle bir eşek şakası yok şeklindeydi. Hatta. Ancak 3 genç vardı ki. Henüz 2006 yılında herkesin arasından ince çalımlarla sıyrıldı ve performanslarıyla televizyonlara dahi konuk olmayı başardı. Sütü seven kamyoncu Temel. Tu comprendrais que déjà sans toi tous les jours semblaient. Bates Motel prodükeler için Türkiye'nin ilk YouTuber'larından desek herhalde yanlış olmaz. Yıllar içerisinde YouTube asıl etkisini de günlük konuşmalarda göstermeye başladı. Yani televizyon bitiyor abi, yani YouTube'a girmek gerek. YouTube ya, gelecek YouTube'da. Bir şeyi 40 kez söylersen olurmuş. Biz bu cümleleri tam 40 milyon kere söyledik ve sonunda gerçekleşti. Rütü'nün araştırmalarına göre günlük TV izleme süresi 2006 yılında 308 dakika, 2012 yılında 254 dakika ve 2018 yılında ise 234 dakikaya kadar gerilemiş. O 234 dakikayı zaten çoğunlukla anne babalar dolduruyor. Çocuklarsa eline almışlar telefonu. Telefonu başından kaldırmıyor. Evde ne bir sohbet var, ne muhabbet var, ne birbirinin yüzüne bakan var. Ben oynayacağım. Ben de oynayacağım. Cep telefonlarıyla oynamıyorum ama... Ama tabletlerle oynuyorum. Şaka şaka. Fakat doğru olan şu ki, gençler dijital platformlara daha yoğun ilgi gösterirken sadece tüketici değil, aynı zamanda da birer içerik üreticisi haline dönüşebiliyorlar. Ki dönüşüyorlar da. Bugün videoları milyonlarca kez izlenen birçok YouTuber henüz çocuk sayılabilecek yaşlarda bu platforma üye oldular ve deyim yerinde ise YouTube'la birlikte büyüdüler. Merhaba arkadaşlar, yeni duyuru videosuna hoş geldiniz. Enes Batur, Orkun Işıtmak, Ruhi Çenet, Reymen, Berkcan Güven. YouTube Türkiye'nin çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik ve aynı zamanda da en tecrübeli YouTuber'ları. Arama motorlarında biraz vakit geçirirseniz hepsinin ergenlik zamanları ve o yıllarda yayınladıkları videoları bulabilirsiniz. Yani anlayacağınız kimse öyle bir günde YouTuber olmuyor. İşte burada karşılıklı bir sevgi var, saygı var, bir ilişki var. Her şeyden önce bir emek var, emek. Ama tabii ki o emeğin de bir karşılığı oluyor. Kendi imkanlarıyla sayfalarına haftada 2-3 video koymak için büyük efor sarf eden YouTuber'lar bunun karşılığını bir şekilde alıyor. Hatta kimileri büyük bir çabayla çoğu zaman her gün yeni bir video hazırlıyor. İşin maddi kısmını geçiyorum. Berkcan Güven Ronaldo ile top oynuyor. 1, 2. Reymen basketbol milli takım için şarkı yapıyor. Bir kere, 10 kere, 100 kere, 1000 kere, el Türkiye. Enes Batur film çekiyor, yetmiyor, bir tane daha çekiyor. Bana gençlerin seveceği bir reklam yüzü bulun. Kısacası çalışan kazanıyor, elması kızarıyor. Hatta bu da yetmiyor, çocuğun teki çıkıyor, tam 10 bin kere Enes Batur diyor ve bunu kameraya çekiyor. Batur, Enes Batur, Enes Batur, Enes Batur. Bakın başta uyarıyorum, bana hiç böyle şeylerle gelmeyin. Ya 50 kere, 100 kere de Sergen deseniz ben yine mutlu olurum. YouTube Türkiye'de en çok izlenen kategoriler oyun, eğlence, makyaj ve yemek. Türk YouTube kanallarında ortalama abone sayısı 41 bin falan. YouTube'da en çok zaman geçiren yaş grupları 18-24 ve 24-35. Ya siz ne kadar böyle gencecik minnoş insanlarsınız. Vallahi bana abi deseniz yeridir ama demeseniz daha iyi tabii. Oyun kanallarında Murat abi GF, Burak Oyunda, Oyun Delisi ve Enis Kirazoğlu. Yemekte Refika, İdil Yazar, Bir Yemek iste, Çakal Lezzetler. Makyajda Dando Bilic, Duygu Özaslan, Merve Özkaynak, Cansu Akın akıllara gelen ilk isimler.
Ama Danlı Bilic demişken, kendisinden hiç taviz vermeden olduğu gibi kameraların karşısına geçen ve YouTube'un o sert, yakıcı, harap edici yorumlarına hiç aldırış etmeyen özel bir insan. Vücudu uyuşmayacak, ebesiyle tanışacak diyor. Oyun, yemek, makyaj böyle. Şimdi geçelim en geniş içerikli kategoriye. Eğlence. Eğlence deyince akıllara gelen ilk kanal çok güzel iş yapıyorlar. Böyle mutlaka haberiniz vardır. Hem de yakışıklı, şık, stalk. Onun dışında neler var derseniz neler yok ki. İnsanlar sizi eğlendirmek için ne yapacağını şaşırmış durumda. Rezil olma korkusu olmadan akıllarına geleni çekip YouTube'a yüklüyorlar. Vallahi hepsi sizin için. Slime banyosu yapan teyzeler. Merhaba arkadaşlar. Ben bugün slime yapacağım. Stres çarkı çevirenler. Bilin bakalım trend ne arkadaşlar? Stres çarkı. Challenge yapacağım diye şaşıran bünyeler, kola şişesi ezen dayılar, susma, haykır. Böyle YouTuber'lar da vardır. Ancak dikkatli olun, YouTube'da çok ağır kritikler yapabilen Yorokok gibi kanallar da vardır. Videonuz hakkında tok sesiyle öyle şeyler söyler ki canınız sıkılır. Örtülenirsiniz, sinersiniz, pısarsınız. Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en boktan, manasız ve gereksiz kanalına hoş geldiniz. Ben karbonhidrat, bar ve ekmek altı suyu tozu ile beslenen manyak şişko. Tabii 140 Jurnos gibi tertemiz, jilet gibi işler yapıyorsanız örtülenecek pek de bir şey yok. Binlerce videonun içinden anlatım dilinizde parıl parıl parıldarsınız. YouTuber diye bir deyim var biliyorsunuz. En yavşağı en başarılısı oluyor yani. Allah için üye olun diyoruz YouTube'a diyoruz. 250 bin lira kazananlar var diyoruz. Yaş denetimi olsun. Vergi ödemi. Üst üste gelen paylaşımlar, beğeniler. Oğuzhan Uğur da YouTube'da anlatım dilini değiştiren bir diğer isim. 3 saniyede bir jump cut, yani video makaslama yöntemiyle değişik bir format yarattığı kesin. Hani bazen videoda o kadar atlama oluyor ki koca bir pinch bölümü değil de sanki bir Ben Fro şarkısı dinliyor gibi olabiliyor. Hava kapalı ama akalım, arabaya bindim yürü bakalım. Tabi YouTube'da yine stok kanalım, bildirimleri açar mısın lütfen adamım. YouTube'un efendi çocuğu Uras Benlioğlu, sevimli kızı Meryem Can, gülmemek için kendilerini zor tutan çocukları Post 42, Kafalar, Ece Target, Kamusal Mizah, Delimine, Yap Yap, Kurcala. Eğlenceli içerikleriyle popüler olan diğer kanallar. Tabi her şey makara kukara değil. YouTube Türkiye'de izlerken bir şeyler öğrenebildiğimiz kanallar da mevcut. Mesela Barış Özcan'ın o gizemli sesinden sanat, tasarım ve teknoloji hikayelerini dinlerken veya boş yapmayan kanal Ruhi Çenet videolarından enteresan bilgiler edinebilirsiniz. Size bir bilmecem var çocuklar. Hayattaki en değerli kaynağımız nedir? Herkese merhaba, ben Ruhi Çenet. Hiroşima'ya hoş geldiniz. Şöyle bir bakın YouTuberların yüzüne. YouTuberların ortak özelliği hepsinin YouTube'da olmasıdır. Şimdiye kadar Türkiye'nin popüler kanallarından bahsettik fakat Kalt gibi sıra dışı işler yapan bir kanaldan bahsetmemek olmaz. Keyfe keder yayın politikasıyla kafaların estiği zaman video koyan Kalt'ı bence takip etmenizde fayda var. Şöyle bir bakın Malatyalıların yüzüne. Malatyalıların ortak özelliği hepsinin Malatyalı olmasıdır. Ya da Afrika'yı gezen ve gezerken de hem bir film çeken hem de YouTube kanalından buralardan paylaşımlar yapan Hasan Söylemez'e de abone olmanız gerekebilir. Caner Özyurtlu ve Melikşah Altuntaş'ın neyse nesi, bilimin yuvası Evrim Ağacı, dizi, sinema işlerinde Kafeinsiz ve Band Magazin, kitap incelemesinde Dilada Arslan, tamir, tadilat kılavuzu Murat Şen, Necdet Delioğlu abimiz, cep hikayeleri, kutsal motor. Ve YouTube Türkiye'den bahsederken onu anmadan olmaz. Sevgilisi Mehmet'le aşırı normal ve aşırı masum videolarıyla hayatımıza giren Banu Berberoğlu. Dinlenmek için biz oturduk. Nasıl geçiyor günün? Çok sıcak senin. Benim de sıcak ama güzel geçiyor yine de. Hepsi YouTube'dalar. Binlerce, hatta milyonlarca kez izleniyorlar. Ve bu izlenmeleri gören herkes tek yürek, akıllarda tek bir soru. Ya bu insanlar ne kadar kazanıyor? YouTube üzerinden en fazla para kazanan kişinin yıllık 22 milyon dolarlık gelirle 8 yaşındaki Ryan olduğunu öğrendik. So much fun! Whoa, whoa. Is that a tsunami? Uh-oh. Ah ulan Ryan, seni görünce çocuk yapasım gelmiyor değil. Allah sahibine bağışlasın.
Anlayacağınız bu işte cidden büyük para var. Yani büyük izlemeler yakalıyorsunuz. Ve bir de yurt dışındaysanız çünkü oralarda ödenen reklam payları biraz daha fazla. Fakat yine de Türkiye'de de az çok bir para kazanılıyor. Ve para kazanılanın haberini alan birçok kişi bir gün size ya bu YouTube'da çok para var mı? Şimdi anlat bakayım nasıl oluyor bu diyerek size gelebilir. Gelsinler de zaten. Ziyanı yok. Sadece onlar gelmiyor. YouTube'un kitlelere ulaşmaktaki maharetini gören ve TV'den buraya gelen isimler de her geçen gün artıyor. Fatih Altaylı, Cüneyt Özdemir, Arda Türkmen, Mehmet Demirkol, Irmak Kazuk, Beyaz, Okan Bayülgen, Çağla Şeker gibi TV insanları da YouTube'un arkadaşlar kanalıma hoş geldinizinden paylarını alanlar. Buralara yaz günü kar yağıyor canım, ölene kadar seni bekleyemem. Yani evet, bundan 10 sene önce TV bitecek diyenler haklı çıkıyor. Ancak trendlere baktığımız zaman da en çok izlenen videolar halen dizi fragmanları. Demek ki TV o kadar da ölmemiş ve dijital yayıncılık içinde hala alınması gereken çok fazla mesafe var. Kartlar halen karılıyor. Puzzle'ın parçaları birleşiyor. Kervan yolda düzülüyor ve YouTube Türkiye şekillenmeye devam ediyor. Biz de Stolk olarak bu yolda sizlere eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Görüşmek üzere.